Evdekileri alıp gideceğiz. Cemal abi öyle söyledi. Senegal, eve gelen giden oldu mu hiç? Bir bayan girdi ya. Oğlum bize niye söylemiyorsun? Ya tam haber verecektim, kadın su döktü. Ne yapayım abi? Ne suyu? Arabanın içine döktü ya. Tam malsın ya. Neyse tamam, siz kimi alıyorsanız alın. Ben taksiyle kaçar giderim. Hadi görüşürüz. Dur dur. Cemal abi senin de gelmeni söyledi. Niye? Beni ne yapacakmış ya? Vallahi bilmiyorum işte, öyle söyledi. Tamam hadi o zaman gidelim, eve alalım ya. Senegal sen burada arabanın önünde bekle. Ya gene ben mi aman akıyorum? Sabahtan beri beni buraya diktiniz ya. Kes lan. Gördünüz mü lan, evi sarmışlar. Ben gideyim, anneme zarar vermez. Dur sakin ol. Ulan sakinim var bu işin. Kutay aslanım, bak bu adamlarda kesin silah vardır. Sıkıntı olmasın. Anlayalım Memsu, dur bir dakika. Buyurun, kime bakmıştınız? İyi akşamlar. Biz asayiş şubeden geliyoruz. Kutay Vezir'in evi burasıydı değil mi? Evet, burası. Biz öğlen de gelmiştik. Annesi çıkmıştı galiba karşımıza. Siz nesi oluyorsunuz? Ben nişanlısıyım. Annesi de içeride. Teyzenin de gelmesi gerekiyor. Bir çağırabilir misiniz? Memur Bey, kötü bir şey mi oldu? Allah aşkına söyleyin. Yok yok, bir şey yok ya. Merak etmeyin. Feleknaz. Ne oldu kızım? Kim geldi? Memur beylermiş anne. Memur Bey mi? Siz gündüz de geldiniz. Kutay'ın iş yerinden arkadaşıyız dediniz. Yok, ben patronuyum dedim de siz endişelenmeyin diye söyledim teyzeciğim. Biz polisiz teyze. Polis mi? Bizimle karakola kadar gelebilir misiniz? Kutay'a bir şey olmadı değil mi yavrum? Yo yo, bir şey olmadı ya. Doğruyu söyleyin, Kutay'ım iyi değil mi yavrum? Teyzeciğim, karakola gelirseniz her şeyi söyleyeceğiz. Buyurun eşyalarınızı alalım. Tamam. Anne hadi hazırlanalım. Tamam, gel. Oh, yedi var. Feleknaz da bizdeymiş. Yusuf. Heh. Oğlum bunlar Feleknaz'la annemi nereye götürüyor? Bilmiyorum abi. Paşam tamam, sakin. Takip edelim hadi, takip edelim. Ya Kutay, arkadaşlar haklı. Takip edelim. Fazla yanaşma da durumu ayıkmasınlar ya. Aynen yakışıklı, aynen. Mesafeyi korun. Kutay. Ethem de Yüzü de bunlarla herhalde. Baksana yanlarında. Ne işler açtın lan başımıza? Ne işler açtın? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oldu lan buna şimdi? Niye durdu bu? Asbike lan yoksa... Kesin benzin bitti abiciğim. Kanka baksana, belki tüpte falan çalışır ha. Gaz falan vardır. Ya başlatma tüpünü, adamlar gitti ya. Yusuf, hep sen açtın bunları başımıza. Ya hep bana bağırıyorsun sen de Kutay, anlamadım ya. Şamaroğlu'na çevirdin beni ya. Ya nasıl bağırmayayım sana ya, nasıl bağırmayayım? Ben içtim mi yani benzini, ne yaptım? Hayret bir şey ya. Şşş beyler, tamam mı ya, bir sakin olun. Ulan başlarım senin beynine de şimdi. Beyler. Agresyona gerek yok. Şşş Osman, acil bir araç bulalım. Bu araçtaki malları aktaralım. Bu araçtan kurtulalım, yoksa bizim başımız belaya sokacak bu. Zaten arabadaki ceset de kokmaya başlamıştır. Osman, bunu çalabilir misin lan? 5 dakika sürmez aga. Yalnız baştan söyleyeyim, ben sürmem. Hem çalacağım hem süreceğim. Prensip hesabı. Kes. Bu arabayı mı çalacak şimdi? Evet, çalacak. Ulan bir araba çaldık, başımıza geleni bak. Abi bir sakin ol ya. Adama baksana, izle ya. Prensip meselesi diyor ya. Prensipler olan hırsız gördün mü? İzle bak. Şimdi iyi bilirim. Bak açtı. Buyurun Selman Bey. Oo, Osman Bey, bagajına bakın da ceset tarihi eser olmasın. Hadi, hadi. Ha, yerden hadi. Bitmeye bak, bizi bozmaya hadi çalışıyor. Hadi. Kafası kopuk heykel almadım ha. O para etmez. İyi yaparız kaza. Baz etiket olmayacağız. Hadi. Kanka, yolda gören olursa gelin konvoyu deriz, tamam mı? Melekler koruyor bizi. Feyyaz, pikeye başladın. Abadi gelmedi mi? Yok efendim. Nerede kaldı bu ya? Oğlum bir çekil önümden ya. Dayı, pardon ya.
getirdiler bunlar bizi? Felek Naz. Ya. İn aşağı. İn aşağı. Dur be oğlum, dur be oğlum. Çocuğum dur çekmesene. Ya sizi nereye getirdiniz? Hani karakola götürüyordunuz? Kes sesini be. Biz polis falan değiliz. Aman iyi ki söyledin polis olmadığımızı. Anlamamışlardı zaten. Sen de sus be. Bayır Gülü. Aa. Teyze, senin bu oğlun Kütay var ya çok suçlu, çok. Araba çalmış şerefsiz. Sensin şerefsiz. Benim oğlum şereflidir, anladın mı? Ne arabası çocuğum, ne çalması. Ha oldu, şimdi sana bir de marka model vereceğim ben. Cemal Bey söyleyecek sana, yürü. Hadi yürü. Allah Allah, Kutay'ım nerede? Kutay'ım Felek Naz. Anne! Gel buraya. Ya bırak! Nerede? Kutay nerede? Niye susmuyor bu ya? Alo. İyi akşamlar beyefendi. Bendeniz Osman Nuri Bulut. Elimizde Asorti seride Osmanlı'ya ait tarihi eser mallar var. Biz müsait olduğunda Toto Cemal Beyefendi ile görüşmek isteriz. Cemal Bey şu anda müsait değil. Yarın yeniden arayın isterseniz. Eyvallah. Zaten numaram çıktı. Siz kendisine iletirsiniz. Aradığınızı söylerim. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu? İş yarına kaldı değil mi? Öyle gözüküyor paşam. Bu saatte niye vermiyoruz malları? Ya aslanım. Aradığımız adam Toto Cemal, nöbetçi eczane değil. Sen bu Toto Cemal'i tanıyor muydun? Yok be oğlum. Kenan diye bir arkadaşım vardı. O çalışıyordu yanında önceleri. Ondan aldım numarasını. Hayır, benim anlamadığım... Şu alemde o kadar kovalıyoruz. Ben bu Toto Cemal'le nasıl tanışmadım onu anlamıyorum. Malı da batsın, parası da batsın arkadaş ya. Ben annem diyorum, annem. Konuş tabii kardeş, konuş. Biz yıllardır ana hasretiyle yanıyoruz diyoruz. Sen hala annem annem diyorsun bizim yanımızda. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Bize gidelim. Mallarla sizi bırakayım. Ben de daha sonra gelirim. Bu alarmı çözmem lazım benim. Ya. Böyle olmayacak. Yakalanacağız yoksa yani. İyi hadi. Çalıştır gidelim madem. Sen o çocuğun sevgilisi misin? Sana ne be? Sarı çiyan. Benimle böyle konuşma. Seni anlamdan da oğluna pişman ederim. Gerizekalı. Sana dur bir dakika. Teyze! Senin bu oğlan nereye gider? Oğlum ne bileyim ben. Peki o yanında birlikte çalıştığı çocuk? Yusuf. O bizim memleketten o. Kimsesi yok onun. Akraba sayılır, akraba. Bak teyze. Senin oğlan kendisine ait olmayan ama bize ait olan bir arabayı çaldı. Biz de ne yaptık? Sizi çaldık. Yani bir alma çalma dünyası oldu. Sana acımıyorum. Yaşlı bir kadınsın. Ama bak, bu kız ölürse yazık olmaz mı? Gencecik. Tövbe tövbe. Oğlum bizim suçumuz ne? Peki bizim suçumuz ne? Sen suçlu değilsin. Ben suçlu değilsem suçlu kim? Ne bileyim ben. Allah bilir. Allah bilir tabii. Siz hiç utanmıyorsunuz değil mi? Bu saatte bu yaşlı kadınla beni böyle bir yere getiriyorsunuz. Bir de alay ediyorsunuz. Gerizekalı. Bilseydim seni daha makul saatte aldırırdım. Bana bak teyze. Senin oğlan bizi arayana kadar seni burada misafir edeceğim. Ha, tesisimiz yeterli mi? Değil. Ama eldeki mevcut da bu. Abadi, bunların telefonu sende mi? Bizde baba. Bak teyze, senin oğlan bizi ararsa seni demek ki seviyor. Ama aramazsa sen dünyaya hayırlı bir çocuk getirmemişsin. Aldı. Ağabeye bak. Kapıma ışık. Geç şöyle geç. Bu ne lan? Evet. Arabanın anahtarı da var. Gelin gelin gizleyin. Sabahtan beri ayaklarımız şişti. Dön fazla. Ne yapıyorsun ya? Dön de keyif yapalım. Sen sürmeyi biliyor musun evet? Ayıpsın yani. Hadi bakalım. Çalışmıyor. Işık saçıyor. Bu benzini yok. Benzini nereden bulacağız lan? Ulan Arnavut,
Bana böyle fevri davranma, ben senden daha fevriyim. Ulan bu malı alıp götüren adamın anası da avradı da elimde. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Ulan yoğun bakımda bile bir insan 48 saat bekliyor en az. Sen hangi bakımdasın lan? Ya kardeşim ben anlamam. Yarın akşama kadar çöz benim işimi. Ben bu işe servetimi gömdüm, servetimi. Oğlum malı sen bana mı teslim ettin lan? Kardeşim, senin dediğin mekana göndermedim ben aracı, ha? Senin malı götürmüş olan adam anahtarı eteme teslim etmemiş ki. Pompadaki dangalağın birine teslim etmiş lan. O mekanı sen yönlendirdin bizi. Ya kapat şu telefonunu, kapat. Gömüne gömdüreceksin ya. Ulan Ethem, bu işin altından sen çıkarsan var ya, yakarım seni ha. Ya ben arabada ne var onu bile bilmiyorum Cemal. Allah aşkına yapma ya. Beni bu işe karıştırma, bırak beni ben gideyim. Senegal, bağla lan bunu da. Aa, ya ayıp değil mi ya sen beni bağlatıyorsun ya? Ya benim sana hiç mi nazım geçmiyor ya? Ben bugüne kadar sana yanlış yaptım mı Cemal? Ne yapıyorsun sen? Gözünü seveyim ya. Ağlatma beni ya. Ethem, ben normal değilim. Sus. Sus. Hadi lan yürü gidiyoruz. Dayım dur, yengenin yanında tutma, ayıp oluyor ya. Yürü lan. Doldu galiba. Otuz TL koydum, lambalar söndü. Evet, lambaları söndürme. Kaza maza yaparız maazallah. Yapmayın ya, yaka, yaka.